Allah yatikil afi Rabbimiz semo. Selamlar, sevgiler. Antakya'dan, depremin yıkım merkezinden 5 ayı geride bıraktık. 6. aydan gün almaya başladık. Deprem bölgesinde, daha doğrusu depremin yıkım merkezinde. Evet, ne yazık ki Antakya'da esas deprem yaşandı. Evet, Samandağ'da da yaşandı. Defne ilçesinde de yaşandı, Kırıkhan ilçesinde de yaşandı. Ama esas depremin yaşandığı nokta Antakya ilçesi. Tarihi kent, medeniyetlere ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel kenti Antakya. Dünyanın en güzel kenti. Ben Antakyalıyım diye demiyorum. Kur'an-ı Kerim'e girin, anlarsınız. İncil'i okuyun, Antakya ile ilgili yazıları göreceksiniz. 13 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, ruhu olan, yaşayan bir kent Antakya. Canım size feda olsun Antakyalılar, Defneliler, Samandağlılar, Kırıkhanlılar. Hepinizi çok seviyorum. Altınözü, Yayladağı, biz hepimiz bir bütünüz. Ve bu bütünlüğümüzü koruma zorunluluğumuz var. Bir de öyle bir zorunluluğumuz var. Yani işte biliyorsunuz Suriyelidir, Afgandır, Acandır, bilmem nedir, 50 tane şey söylüyorlar. Bizim her an tetikte olmamız gerekiyor, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Sizi selamlıyorum. Ben sizi çok seviyorum. Lütfen, beni sevin demeyeceğim ama sizi çok sevdiğimi ve Antakya için, Hatay için gerekirse canımı ortaya koyarım. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepsi bu. Şimdi başlıyoruz deprem bölgesinden, depremin yıkım merkezi Hatay'dan görüntülerle. Ağır hasarlı binalar ağır ağır yıkılıyor. Hatay'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağ ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor. Binalar yıkılıyor, ayrıştırılıyor, moloz alanlara taşınıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş il genelinde 50 bin civarında binanın yıkım için beklediğini söylemişti. 96.654 tane bina ya yıkıldı, ya acil yıkılacak pozisyonundaydı ya ağır hasarlı. Yıkılmışlar ve ağır yıkılacak, acil yıkılacaklar bitti. Şu anda şeyle uğraşıyorlar, ağır hasarlılarla. O da 50 bin civarında vardı. Evet. 50 bin bina. Az değil. Az değil. 262 bin ev, 46 bin 300 küsür iş yeri. En çok da bizi vurdu mübarek ya. Şimdi depremzedeler depremden sonra, depremi yaşadık yani bitti tamam. Enkaz altında kalan on binlerce yurttaşımız oldu. Allah rahmet eylesin, ailelerine başsağlığı diliyorum. Efendim söyleyeyim. Yaralanan insanlar oldu. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Halen enkaz altında olanlar olduğu bile söyleniyor. Geride 5 ay bırakmamıza rağmen. Kayıp insanlar var. Nereye gitti belli olmayan. Enkaz altında kaldı ama nerede? Cenazesi nerede bilmiyoruz. Böyle de çok var. Ve çok zor durumda olan depremzedeler de var. Suyu bulsa ekmeği bulamayan. Ekmeği bulsa barınacağı yeri bulamayan vesaire. Hatay halen bu durumda. İşte bu durumda olan Hataylılara destek olmak isteyen bir müzik grubu. Grup Yorum. Grup Yorum dediğimde hepiniz bileceksiniz tabii. Grup Yorum Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bir müzik topluluğu. Onlar İstanbul'da, Sultan Gazi'de bildiğim kadarıyla bugün müydü arkadaşlar? 7 Temmuz muydu? Bugündü herhalde. Bugün bir konser verecekti.
ve o konserden elde edilen gelirin tamamı Hatay'daki depremzedelere verilecekti, bağışlanacaktı. Yani grup yorum kendi para falan istemiyor. Siz konsere gelin, toplanan parayı depremzedelere vereceğiz demişlerdi. Hatta biz haberini de yaptık ama ne yazık ki aslında beklediğimiz bir şeydi. Yasak geldi. Depremzedelere bağış için yapılacak olan konser yasaklandı. Grup Yorum'un Hataylı depremzedeler için İstanbul'da düzenlemeyi planladığı konser İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Bu karar şunu gösteriyor. Faşizm halkın dayanışmasından korkuyor. Faşizm türkülerimizden, gerçeklerden korkuyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Konserin gelirleriyle deprem bölgesinde konteynerler kurulacaktı. Ancak İstanbul Valiliği istemedi. Biz bunu söylemeye, biz halkın dayanışmasını örgütlemeye devam edeceğiz. Biz halkın safında üretmeye, yaratmaya devam edeceğiz ve bu konser yasaklarını kabul etmeyeceğiz. Deprem dayanışmasını engelleyemezsiniz. Şunu gösterelim, grup yorum halktır ve susturulamaz. Grup yorum halktır, susturulamaz. Türküler susmaz, halaylar sürer. Depremzedelerin ne kadar zor durumda olduğunu bu ekranlardan her gün anlatıyorum. Deminden beri de anlatıyorum zaten. Şehir dışına çıkanlarımız oldu. Kimi mecburi, kimi tercih sebebiyle gitti. Mecburi gidenler için söylüyorum. Yani burada sağlık sorunu vardır, çocuğu vardır, eğitimi var. Çünkü o esnada yoktu okul, yoktu hastane. Şimdi yeni yeni işte bir şeyler filizleniyor. Gitmek zorunda kaldılar bunlar. Bir de tercihen yapanlar var. Parası var adam. Ne işim var Antakya'da benim kardeşim dedi. Giderim orada evimi tutarım. Bilmem yemeğimi yerim, gezerim, tozarım falan filan. Param var abi dedi yani. Tercihen gitti onlar. Onları desteklemiyorum. Mecburen gidenler için söylüyorum. İşte bu mecburen gidenler arasında efendim söyleyeyim, Hatay'dan giden yaklaşık 150 kişiden söz edeceğim size. İzmir'de karayollarının tesisine yerleştirildiler. Yok çünkü gidecek yerleri yok. Ancak şimdi yeni bu. Ancak şimdi dönecek bir yerleri yokken konakladıkları yerden çıkarılmak isteniyorlar. Yani karayolları buraya boşaltın diyor kardeşim. Bu kadar diyor. Karayollarını suçlamıyorum. Biz sistemden söz ediyoruz. Sistemde aksaklık var. Yanlış giden şeyler var. Ben depremzedeyim. Evim yok, barkım yok, işim yok, yiyecek ekmeğim yok. Bana yardımcı olmak zorundasınız ey sosyal devlet. Bu memlekete Türkiye'de en çok vergi ödeyen ilk 8 il arasındayım ben. Hatay'ım ben. Hatay. Adana dersiniz ya, Mersin dersiniz ya, Gaziantep dersiniz ya, Kahramanmaraş dersiniz ya. Bunlar dev iller, dev kentler, sanayileri güçlü iller. Ama biz onları da geride bırakarak Türkiye Cumhuriyeti genel bütçesine ilk 8'de para ödedik. Hep diyoruz ya bize %10'unu geri verin ya. Biz de %10'unu geri verin, ayağa kalkalım. Şimdi İzmir'e gidelim ve depremzede kardeşlerimizin karşılaştıkları bu sorunu bir bakalım ne diyorlar. İzmir Seferihisar Doğan Bey Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü eğitim kampında biz depremzedeler kalmaktayız. Yaklaşık 4 aydır bizler buradayız. Burada kalan depremzedeler Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçeleri olmak üzere bu illerdeki depremzedeler burada ikamet edip devletin misafir olarak belli bir süre biz buralarda kaldık. 6 Şubat'ın ardından ilden tahliye edildiler. Hatay'dan İzmir'e götürüldüler. Karayollarının tesisine yerleştirildiler. Ancak şimdi dönecek bir yerleri yokken konakladıkları yerden çıkarılmak isteniyorlar. Valilik adına bizlere 2-3 sefer farklı şekillerde yazılar gönderdiler ama resmi olmayan bu yazılardan dolayı bizlere mobbing uygulanıp 31 Temmuz'a kadar buraların boşaltılması ve tahliye edilmesi noktasında uyarılarda bulundular. Ama bizler valilik tarafından gönderilen yazının Word üzerinden değil de resmi makam olduğundan dolayı resmi sayılı kararla gönderilmesi gerektiğini söylediğimizde bunlar bu yazıların valilik tarafından gönderildiğini söylediler. Sadece karayolları değil, devlet su işleri, toprak mahsulleri ofisi, hava yolları, Merkez Bankası, sahil bölgesindeki insanlar
çalışan insanlar tatillerini rahat yapabilmeleri için depremzedeleri bulundukları bölgelerden başka yerlere gönderme gayreti içerisinde girmişlerdir ve bizlere mobbing uygulanıyor. Depremin etkilediği birçok ilden İzmir'e taşınan depremzedeler konakladıkları tesisten çıkarılmak isteniyor. Durumu bir depremzede böyle anlattı. Onlara göre gerekçe turistler için yer açılması. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş, işlerini, evlerini kaybetmiş bir vaziyette depreme zaten bayrama vurup girdiğimiz bir dönemde bizleri daha da çok tedirgin ettiler. Bizleri gerekli bir şekilde CİMER'e her yere yazı yazdık ama biz sadece sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem noktasındaki hassasiyetini biliyoruz. Bu noktada eğer bu vesileyle basın sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurursa, bizim hakkımızda kim tahliye kararı verdiyse ya da vermek istiyorsa bunların da açıkçası bilinmesini istiyoruz. Çünkü her zaman korsan yazılarla bizlere mobbing uygulanıyor. İstedikleri şey şehirler normale dönene kadar bulundukları yerde konaklamaya devam etmek. Şehirlerimiz normale dönene kadar buralarda kalmamız, burada kalan insanlar bulundukları bölgelerde geçici de olsa kendilerine iş imkanı buldular. Çünkü herkesin çoluk çocuğu var. Onların iaşelerini sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek için geçici iş buldular. Devletimiz belli bir süre burada bizlerin kalmasını sağlayabilir. Bizler zaten üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Buradaki herhangi bir yerleşim bölgesinde insanlara da zarar vermiyoruz. Biz kimseye yük değiliz. Biz devletin misafiriyiz. Devletimiz bu noktada hassasiyet göstereceğine de inancımız tamdır. Ve depremzede vatandaş Antakya'da Uzun Çarşı'da bilmeyen yok. Bütün Türkiye Uzun Çarşı'yı bilir. İsyan etti. 7 Temmuz 2023. Burası Hatay, burası Antakya, burası Uzun Çarşı. 6 Şubat'ın üzerinden 5 ay geçti. Hatay büyük felaketin ardından büyük sorunlarla boğuşuyor. Bizi burada yalnız bıraktılar. Bizi burada öksüz bıraktılar. Bize söz verdiler. Evet. Buyurun. Sağlam dükkanımızı yıktılar abi. Buyurun. Bu mallar içeride sağlam. Burayı afet yıktı. 6 Şubat'tan en fazla etkilenen il Hatay, ilçede Antakya oldu. Tarihi Uzun Çarşı esnafı da yıkımdan oldukça fazla etkilendi. Yap, dedim ki yap. Abi bu malların tanesi 700-800 lira dedim. Dükkanım sağlamdı, kepçeden yıktılar. Dedim ki abi bakın bu mallar çöp olur. Zararını karşılayacağız, hasar tespitten gelecekler dünya. Evet. Yüzlerce çift ayakkabı çöpe attı. Evet. Şimdi kendileri söz verdi zararı karşılayacaklarını. Kendileri sözlerinde durmadılar ama ben dedim ki abi siz benim zararımı karşılayamazsanız ben bu dükkanı yakarım. Ben sözümde duruyorum işte. Durum böyle. Uzun Çarşı'daki ismine ulaşılamayan esnafın dükkanına iş makinalarınca zarar verildi. Zararın karşılanacağı söylendi ancak sözler tutulmadı. Bu malın en ucuzu 500 lira. 500 tane mal çöpe attık biz burada. Yazıklar olsun. Esnaf ilgisizlikten, ilgililerin verdiği sözleri tutmamasından oldukça şikayetçi. Çarşıyı yakacağız, çarşıyı yakacağız. Tamam, herkes rızasıyla çarşıyı yakacağız. Siz de utanın. Elin işine çıkamazsınız inşallah. Elin işine, eliniz içine yüzünüz gelmesin inşallah. Yazık ya, bunlar gelinlik ayakkabısı ya. 10 liralık ayakkabı değil bunlar. Yakacağız abi. Gelmiyor. Hadi. Hani dükkanımızı yıktılar, sağlam dükkanı yıktılar, zarar karşılanacak. Kim karşılayacak bu zararı ya? Ya illa bir şeyler mi yapmamız lazım, birilerini mi kaybetmemiz lazım? Zaten canımız yanmış bizim. Bakın, bu esnaf arkadaşımız da getirdi bütün iç çamaşırlarını attı. Yarın ben kuyumcuyum, ben de dükkanın malzemelerini gelip yakacağım burada. Abi ya, madem böyle yapıyorlar. Yakın ya, ses duymamız için bir şeyleri kaybetmemiz gerekiyorsa biz zaten kaybettik. Gelin arkadaşlar, daha ne bekliyoruz? Gelin buraya. Hasarsız iş yerlerine verilen zarar, kendisine el uzanmasını bekleyen esnafı oldukça öfkelendirdi. Antakya Uzun Çarşı esnafı kızgın. Duysun beni reisi cumhur duysun. Beni devlet duysun, beni hükümet duysun. Ben buranın milliyetçisiyim. Ben bu toprakların milliyetçisiyim. Ben burada doğdum, burada yaşayacağım ve burada öleceğim. Ama onların hiçbirinin bu toplumun yüzüne karşı çıkacak hiçbirinin yüzü yok. Toki'de ev yapıyorlarmış. Hastane yapıyorlarmış. Lan çarşıya bakın sen. Çarşıya ayağa kaldırırsan Hatay'a ayağa kalkar. Antakya'ya ayağa kalkar. Türkiye'ye ayağa kalkar. Bu mu sizin insanlığınız? Bu mu sizin vekiliniz? Bu mu sizin insanlığınız ya? Utanın ya. Evet. Yazıklar olsun.
zararımızı karşılayacağız diye gelen buraya milletvekilleri, başkan yardımcıları, başkanlar hepsine söylüyorum. Hasar tespit için bu çarşıya 10 kere gelindi. 10 kere IBAN aldılar, 10 kere yardımcı olacağız dediler. Bizim depremden sonra bu çarşımızda hiçbir hasar yoktu, hiçbir şey yoktu. Çatımızı söktüler, çatıları sökerken dükkanlarımızı yıktılar, iş yerlerimizin içerisindeki mallar gitti. Ve dedik ki bu malların zararını kim karşılayacak? Biz karşılayacağız. Söz kardeşim, biz senin zararını karşılıyoruz. Eğer karşılamazsak ayıp bizim ayıbımız. 3 tane vali geldi, 3'ü de söz verdi. Ben dedim ki sayın valim, eğer siz bu sözü tutmazsanız ben dedim bu dükkanı yakarım. Kimse sözünü tutmadı ama ben sözümü tutayım. Bu mal yansın, daha depodakiler de geliyor. Biraz bekleyin. AFAD, AFAD'dan o kadar çok şikayet var ki, o kadar çok şikayet var ki AFAD'dan, ama AFAD'a git. Bulundukları merkeze ben gittim 2-3 defa. Abi 686 kişi var. Oraya oturtmuşlar. 686 kişi tabii temsili bir rakam. Ne kadar var bilmiyorum. 30, 40, 50 neyse. Abi her birinin karşısında bir bilgisayar, bir şeyler yapıyorlar. Vatandaş geliyor soruyor, zaten çoğuna cevap bile vermiyorlar. Ben gittim, kendim gittim, kendim gördüm. Kimseyi şey yapmıyorum yani. Kimse bana söylemedi yani. AFAD'a tepki işte. Şöyle dediler de, böyle dediler de falan da filan da. Araçlarımız için gittik mesela, müracaat yaptık. Aracımız zarar gördü. Şunu doldur dediler, verdik. Geldi mi bir şey hiç kimseye? Yok. Efendim söyleyeyim, ev eşyaları için gidip dilekçe verenler oldu. Geldi mi bir şey? Alan var mı aranızda? Yok. İşte orta hasarlı binalara tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. 15 bin lira vereceğiz. Sonra ayda 5 bin ev sahibine. Kiracıysa 15 bin lira vereceğiz. Ayda 3 bin kira yardımı yapacağız. Almayan binlerce insan var. Almayanlardan bir tanesi de benim. Ben alamadım. Şimdi size garip gelebilir. Ya gazeteci herkesi tanıyor manıyor falan filan. Nasıl alamaz? Alamadım abi, alamadım. Alamadım. AFAD'a 32 defa gittim, ben alamadım. Ben artık pes ettim. O parayı buradan da açık söylüyorum. Hükümete bağış olarak bırakıyorum abi, almayacağım. Yani yarın çıkarsalar da almayacağım. Bunu da buradan söyleyeyim. 6 ay sonra versen ne olur, vermezsen ne olur. Böyle bir beceriksizlik var AFAD'da. Onu söylüyorum. Evet. Mehmet Öz Haseki yeni efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Geldikten sonra bir hareket oldu bakanlıkta, bakanlık çalışmalarında. Böyle de bu konuyla da ilgili bir açıklaması var. Hatay'ı da yakından ilgilendiriyor. Şu anda deprem bölgesinde yıkımlar hızla devam ediyor. Ama biz ilk günden itibaren sağlam zeminleri bakanlık olarak arayarak bulduk ve oralarda rezerv konut ihtiyacını, rezerv konut alanlarında ihtiyacı gidermek için inşaatlara başladık. Şu anda ihalesi yapılmış olan bizim konut sayısı 180 bin civarında. Bunların ihalesi yapıldı, birçoğu başladı. Kimisi kaban inşaatları bitti ve Ekim, Kasım, Aralık ayları gibi de yavaş yavaş onların teslimatına geçeceğiz. Oralarda benimsediğimiz esaslar belli. Genellikle TOKİ'miz tünel kalıp sistemiyle yapıyor ve zemin artı 4 gibi bir yükseltiyi de geçmiyor. Bir taraftan yıkım hadisesi gerçekleşirken bir taraftan da biz planlamalara ağırlık verdik. Mevcut meri planlar var fakat bu felaketi bir fırsata dönüştürerek o şehirlerimizin faydasına olacak şekilde de yeni planlamalar yapalım diye bakanlığımız bir gayrete girmiş. Geçtiğimiz pazar günü de o bölgede en çok hasara uğrayan 100'den fazla belediye başkanı arkadaşımızın tamamını bakanlığımıza davet ettik. Onlarla yine uzun istişareler yaptık. Bir taraftan Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da ve ilçelerinde pazarcık gibi yaptığımız planlamaları gösterdik. O planlamaların uygun olup olmadığı hususunu saatlerce tartıştık ilgililerle. Bir taraftan da yeni modeli kendilerine anlattık. Sağ olsun arkadaşlarımızın hepsi de bu modelin doğru olduğu hususunda bizlere de oradaki teşekkürlerini ilettiler. Önümüzdeki dönemle ilgili bizim düşündüğümüz bir şey var arkadaşlar. O da şu, bu şehirlerimiz kadim şehirler. Binlerce yıldır yaşıyor. Evet deprem oldu. Dikkat etmediğimiz yerlerde ciddi şekilde hasarlar var. Ama o şehirlerin terk edilmesi de mümkün değil. İnsanlar da bu kadim şehirlerden, yaşanmışlıklardan, hatıralarından ayrılmak da istemiyorlar. Zaten bunu yapamazsınız da.
O zaman bizler bir takım prensipler ışığında buralarda yeniden yapılaşmayı sağlam zeminlerde başlatmak zorundayız. Burada bakanlığımız denetiminde birkaç yıl sürecek olan bir faaliyetten bahsediyorum. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kırmızı çizgilerden taviz vermemiz mümkün değil. Belediye başkanı arkadaşlarımıza da ifade ettik. Onlar da belli. Fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerlerde asla bir daha yapılaşma olmayacak. Bu mümkün değil. Bilim insanlarının söylediği gibi fay kırıklarının üzerinde yapılaşmaya bir daha asla yasak yapı olmayacak, yasak gelecek. İkincisi, sıvıda, affedersiniz, zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bunu özellikle Adıyaman Gölbaşı'nda çok net görüyoruz. Bina içine çöküyor. Sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Çok net olarak açık olan, böyle zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Oralar boşalacak. Mecburen rekreasyon alanı olarak kullanılacak. Üçüncüsü, dere yataklarına da artık bundan sonra yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili de cezai bir takım müeydeler önümüzdeki günlerde meclise gelecek zaten. Şimdi bu açıklamanın detayı gelecek. Yani depremzedelere yerinde dönüşüm yapacaksın ya, kendi parselinde ortaklar olarak anlaşırsan, apartmanda 10 kişi oturuyorsun, en az 5 kişinin imzasını getirirsen apartmanını yıkar, yenisini yaparsın ve devlet sana 500 bin lira hibe verecek daire başına, mesela kişi başına. Bu da var aralarında. Başka detaylar da var. Vatandaşlarımız kendi aralarında bir araya geldiklerinde gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde, ki yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira orada nakdi yardımda bulunacağız. Sonra yine afetzede vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Yani somutlaştıracak olursak, brüt 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metrekareye kadar olan bir büyüklükte konut sahibi evlerini yapmak isterse, yerinde dönüşüm için kendi bulunduğu yerde rahatça yapabilsin diye 500 bin lira hibe vermeye devam edeceğiz, 700 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metreden büyükse, 150 metrekareden büyükse evi, 500 bin lira yine hibe verilecek, 800 bin lira da kredi vereceğiz. Dükkanlı iş yerleri için ise hibenin dışında dükkanın büyüklüğüne göre 500 bin liraya kadar, 250 bin liradan başlamak üzere biz kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz, bir taraftan kredi vereceğiz. Ki bir an önce oradaki konutlar yapılsın, herkes evlerine, eski hatıralarının olduğu sevdikleri muhite dönsünler, komşularıyla hayatlarına devam etsinler diye. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli olacak. Ve faiz 0. Böyle olunca herhalde bu kredinin de çok büyük bir işe yarayacağını hepimiz söyleyebiliriz. Bu paraları nasıl vereceğiz biz bakanlık olarak? Hak ediş karşılığı vereceğiz. İş başlayacak, devam edecek. Biz arkasından hibe ve kredi olarak düşündüğümüz rakamları orada vermeye devam edeceğiz. Bölgelerimizde 22 adet imar ofisi kuruyoruz. Yapım ve dönüşüm ofisi adını verdiğimiz buralarda bir müddet imarı Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde, denetiminde biz devam ettireceğiz. Gerek illerimizin merkezlerinde, yani Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, gerekse depremin en çok hasar verdiği yerlerde, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Defne'de, Samandağ'ında, Pazarcık'ta, Gölbaşı'nda, 12 Şubat'ta, buna benzer ilçelerimizde tam 22 yerde imar ofisleri kuruyoruz. Bir baba ev yaptırmıştır, 5 katlıdır, birer katına çocuklarını oturtmuştur ama babanın üzerindedir evler. Ölmeden de kimse sesini çıkaramaz, biraz utanır, bir şey söyleyemez kimse orada. Paraya pula gözü dikmiş gibi bir pozisyona kimse düşmek istemez. AFAD tarafında haliyle hak sahipliği tek kişi içindir. Ama biz kentsel dönüşüm tarafından
Orada eğer bağımsız birimlerde oturan evlatları varsa, bunlar da elbette ispatlayabiliyorlarsa, onlar da hak sahibi görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir apartmanda oturan vatandaş, içinde kaç kişi ise, bir araya geldiklerinde, yarıyı geçen oranda anlaştıklarında ve bir müteahhide bu işi vermek istediklerinde, biz tip sözleşmelerini hazırlayacağız. Yani orada vatandaş hukuki olarak belki ileride doğabilecek bir takım kendi aleyhine olabilecek durumları düşünemezse diye tip projeler hazırlayacağız. O tip projeleri hazırlayarak vatandaş müteahhitleriyle yereldeki müteahhit arkadaşlarla çok rahat anlaşabilecekler. Peki iş devam ederken müteahhit bir takım sıkıntıya girip ayrılırsa ne olacak? Evet, devreye biz TOKİ olarak gireceğiz, evlerini biz tamamlayacağız. Biz bu projeyi devreye soktuğumuzda ne gibi bir manzara karşımıza çıkacak? Nasıl bir fayda elde edeceğiz? Birincisi, maliyetten epeyce bir faydamız olacak. Neden? Rezerv alanlara gittiğimizde mecburen yollar yapılacak, altyapılar yapılacak. O bölgedeki her türlü kanal, su hizmetleri, elektrik hizmetleri, doğalgaz gibi aklınıza gelebilecek her türlü masraf üzerine eklenmiş olacak. Ama yerinde dönüştüğünde birçoğundan bu masrafların biz devlet olarak, millet olarak bütçemizden harcamamış olacağız ve bir rahatlık başlayacak. Bir taraftan şehirlerin ekonomik hayatı canlanacak. Orada ekonomi canlanacak. Yerel mühendisler, yerel mimarlar orada devreye girecekler, iş yapacaklar. Müteahhitlik grupları devreye girecek, iş yapacaklar. İstihdam sağlanacak. Ve haberin başlığı, Hatay'da aşı sorunu büyüyor. Nedir aşı sorunu? Bunu bize anlatan kişi Mehmet Güzel Mansur, CHP Hatay Milletvekili. Depremin 5. ayı geride kalırken Hatay'da ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Hijyen eksikliğinin doğurduğu hastalık tehlikesi büyüyor. Aşı sorunu da aynı şekilde sürüyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Hatay'a özel bir aşı kampanyası talep etti. Hatay'da deprem nedeniyle içme ve kullanma su yetersizliği, seyyar tuvalet ve duş eksikliği ve kemirgen, haşere ve sivrisinek sayısındaki patlama ile salgın hastalıklar tehlikesi kol geziyor. Bakın şu anda tüm aşılarda Hatay'da, özellikle Antakya, Defne, Kırıkhan, Hassa ve Samandağ ilçelerinde yapılan aşı oranları %60 civarında. Bulaşıcı hastalıkların salgın yapmasını engellemek için bu oranın %90'ın üstüne çıkması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'a ve deprem illerine özel bir aşı kampanyası düzenlemesi gerekiyor. Deprem bölgesine özel bu aşı kampanyasında bölgeye personel desteği sağlanması lazım. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Aşı kampanyasını ve personel desteğini vakit kaybetmeden uygulamaya geçirin. Zaten hastanelerimiz çok yetersiz. Ve bir diğer CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'daki doktorların, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerine çözüm getirilmesini istedi. Ne mağduriyetleri var peki, ne sorunları var? Birden fazla sorunları var. Yaşam koşulları bir defa çok kötü. Efendim, ek ödeme yapılması lazım onlara. Geldiler burada göreve başladılar. Konteyner yok, konaklayacakları yer yok vesaire. Buyurun. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'daki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mağduriyetlerine çözüm istedi. Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için en önemli paydaşlardan birisi olan sağlık çalışanlarımıza karşı her şey normale dönmüş gibi davranılmaktadır. Daha önce sağlanmış olan esnek mesai haklarına elinden alınmak istenmektedir. Bunun yanında barınacak yer konusunda tüm Hatay halkı gibi sağlık çalışanları da endişe verici sıkıntılarla karşı karşıyadır. Hekimlere sağlanan konteynerlarda su, tuvalet ve banyo bağlantılarının olmamasının yanı sıra hava şartları dolayısıyla da yaşam alanlarında mağduriyetleri artmaktadır. Önce yaşam koşullarının iyileştirilmesini istedi, sonra ek ödeme talep etti. Maalesef deprem gibi bir felakete uğramış sağlık çalışanları ve hekimler için performansa dayalı bir düzen kurulması büyük mağduriyetlere sebep olacaktır. Bölgedeki hekimler elbette ki ameliyat ya da doğum, sezaryen yapmak gibi görevlerden kaçınma derdinde değillerdir. Lakin hastanelerdeki ekipman eksiklikleri, ameliyathanelerde yeterli hijyenin sağlanamaması kriterleri sağlamada sorun oluşturmaktadır. Sonuç olarak deprem bölgesinde çalışan
Personel başka bir bölgedeki meslektaşına göre 1/3 oranında daha az ek ödeme almaktadır. İlk olarak esnek mesai ve idari izinlerin 6 ay uzatılması gerekmektedir. Bu sürede hastanede çalışan hekimler Türkiye ortalaması gereğince 21 bin lira ek ödeme almalıdır. Diğer yandan aile hekimlerinin performans muafiyeti ve maaş ödemeleri konusunda gerekli uzatmalar yapılmalıdır. Bilindiği üzere yıkılan ve yağmalanan aile sağlığı merkezlerinin yeniden yapımı ve gerekli ekipmanların tamamlanması için 6 ay ek ödeme yapılması gerekmektedir. Tüm bu talepler görmezden gelinirse burada görevlerini ifa eden sağlık çalışanları ve hekimler Hatay'ı terk etmeye zorlanacaklardır. Hali hazırdaki durum göz önüne alındığında bu Hatay için bir felaket olur. Ve Şefik Çirkin, İYİ Parti'nin Hatay milletvekili. Onun gündeminde ise Sağlık Bakanlığı vardı. Sağlık Bakanlığı'na önerge verdi mecliste ve cevaplandırılmasını istedi. Genelgenin çerçevesi itibariyle Suriyeliler. Yani 10 yıldır Hatay'ın başına, bak Hatay'ın başına bilinçli bir politika var. Ondan söz ediyorum arkadaşlar. Bak bana bazen deli diyenler var. Ben kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorum. Gelen büyük tehlikeye dikkat çekiyorum. Bakın 1 milyon Suriyeli var burada. Artık sizin nüfusunuz 1 milyon kalmadı Hatay'da. Özerk yapı tartışması var biliyorsunuz. Onu dile getirdiğimiz zaman ya sen ne diyorsun bilmem ne falan diyenler var. Umuyor ve diliyorum daha doğrusu. Böyle olmaz. Şefik Çirkin'le biz aynı fikirdeyiz. Nermin Yıldırım Karay'la aynı fikirdeyiz. Onları burada çıkarttık ekrana. Aynı şeyleri söylediler. Abi büyük bir tehlike var Hatay'da. Uyanık olun Hataylılar. Uyanık olun. Buyurun Şefik Çirkin'e bakalım ne diyor. İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4 Temmuz'da kullandığı bugünlerde 4000 Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumu yeniden gündem yapılmıştır. Bundan 2 yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir ifadesi ve daha önce de 18 Mart'taki Suriyelilere bugüne kadar 97 milyon poliklinik hizmeti verilirken 3 milyonun üzerinde yatarak tedavi hizmeti sunuldu. 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirilirken 754 bin Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya geldi ifadesine istinaden sağlık başlığıyla ilgili Bakan Koca'ya önerge verdi. Suriyeli bebek sayısını sordu. 18 Mart 2022 tarihinden günümüze Suriyelilere verilen sağlık hizmetine ilişkin yeni veriler nedir? Kaç Suriyeli yatarak tedavi hizmeti sunulmuştur? Kaç Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verilmiştir? Kaç Suriyeli'nin ameliyatı gerçekleşmiştir? Kaç Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir? Sonra da kaç Suriyeli sağlık çalışanına vatandaşlık verildiğini? Suriye vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçen kaç sağlık görevlisi bulunmaktadır? Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sağlık görevlilerinin ücreti Avrupa Birliği fonlarından mı ödenmektedir? Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerin sağlık harcaması Avrupa Birliği fonlarından mı ödenmektedir? Suriyeli sağlık çalışanlarına ücret ve göçmenlere sağlık hizmeti verilmesi kapsamında Avrupa Birliği fonlarından yararlanılan tutar toplam ne kadardır? Avrupa Birliği Suriyelilerin sağlık giderlerine ilişkin fon ödemelerini ne kadar süreyle devam ettirecektir? Ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı dün ana haber bültenlerinde teşekkür ettiğimiz bir isimdi. Hakikaten bir hafta 10 günde Hatay'da sanki kıpırdanmalar var. Yani yollardaki enkaz temizlendi, sulama yapılıyor, park bahçeler temizleniyor. Sayın Valim teşekkür ediyoruz size. Dün de ifade etmiştim. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizin arkanızdayız Sayın Vali. Sonuna kadar sizin arkanızdayız. Siz çok açık ve net söylüyorum devlet büyüğümüz olarak emredin Hatay adına ne emir verirseniz ben Ali Yolcu olarak ve kurum olarak da açık ve net söylüyorum Hatay sevdalısıyız biz. Sizin emrinizdeyiz. Siz yeter ki başlattığınız çalışmaları takip edin Sayın Valim ve arkasında olun ve talimatlar yeni talimatlar vermeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Masatlı, Sayın Vali. Sayın Vali neredeydi? Sayın Vali Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesindeydi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Masatlı beraberindeki heyette Hatay Valiliği koordinasyonunda bulunan Afrin'e geçiş yaptı. Masatlı'ya yardımcıları Orhan Aktürk, Yusuf Turan ve Onur Şan ile Hatay İl Emniyet Müdürü
Ahmet Arıbaş ve Hatay İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti. Masatlı Afrin ilçe merkezindeki kamu binalarını gezdi. Afrin Eğitim Fakültesi mezuniyet törenine katılan Masatlı, mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarını verdi. Masatlı, Afrin Şifa Hastanesi ve Afrin Sahra Hastanesi'ni de gezdi. Afrin Yerel Meclis binasına geçen Masatlı, meclis çalışmalarını izledi. Masatlı, Afrin Yerel Meclisi tarafından yapılan Sebze Hali'nde de incelemelerde bulundu ve Sebze Hali İdari Binası'nın açılışını yaptı. Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG PKK'dan kurtarılmıştı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Suriye'ye gitmiş ve orada bir kıyas yapmış buradaki fiyatlarla. Şimdi biz de biliyorsunuz seçimden sonra fiyatlar uçtu. Yahu bir otomobilin vergisi ya iki katına çıkar mı abi ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Peki sadece motorlu taşıtlar vergisi mi? Hayır, bir sürü şey, harçlar, işte o cezalar vesaire. Yani kasa boş anlayacağınız ve şu anda hükümet para toplamaya çalışıyor. Hani çok iyiydi durum? Hani çok iyiydi? Demokrat Parti Genel Başkanı kamerasına gidiyoruz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye'ye en çok sığınmacı geldiği Suriye'de başkent Şam'a gitti. Buradaki gündelik yaşandan görüntüleri aktaran Aksoy, Suriye ile Türkiye'deki ekmek ve akaryakıt fiyatlarını karşılaştırdı. Başkent Şam'da dolaşan ve incelemelerde bulunan Aksoy, en temel gıda olan ekmek üzerinden fiyat karşılaştırması yaptı. Aksoy, Türkiye'de 210 gram ekmeğin fiyatı en az 7 lirayken Suriye'deki 900 gram ekmeğin fiyatının 55 kuruş olduğunu söyledi. Çünkü biz Şam'a geldik ve özellikle buradaki hayatı ve Türkiye'de Suriyelilerin özellikle yarattığı propagandaları çökertmek için tek tek yalanları inceliyoruz. Şimdi öncelikle en büyük yalan nedir? Suriye'de ekmek bulamıyoruz diye. Peki, şöyle bir durum var. Devlet her ihtiyaç sahibine bir kart veriyor ve o kartla birlikte devlet destekli fırınlarda ekmek dağıtıyor günde. Ve her 5 kişiye, özellikle yazdım ki yanlış olmasın diye, her 5 kişi aileye 2 paket veriliyor ve 7 adet oluşuyor. Şimdi biliyorsunuz Arap ekmeklerini bunlardan, 7 adet bunlardan. Dikkat ederseniz Türkiye'deki kebaplardan da çok küçük, çok daha büyük daha doğrusu. Şimdi bir paket yaklaşık 200 Suriyeli lirası, yani 2 sente geliyor dolar olarak yaptığımızda. Yani bu ne demek? Esasında bir paket böyle 55 kuruşa geliyor. Bakın. Bizde bugün 230-210 gram civarında ekmek 7-7,5 lirayken, bakın 210 gram 7-7,5 lirayken bugün yaklaşık gördüğünüz paket 900 gram. Az önce tarttık çünkü yanlış bilgi paylaşmayalım diye. 55 kuruş. Bakın. Ve üstelik devlet destekli fırınlar, özel fırınlar ama ununun devletten ucuza alan fırınlardır. Dolayısıyla ekmek bulamıyorlar yalanı tamamen çökmüş vaziyette. Ekmek var ve herkese ulaşabiliyor. Ayrıca 6 gün 2 paket alabiliyorlar. Bir günde her aile başına da, yani 5 kişilik bir aileye de 4 paket verilebiliyor. Hakları var. Suriye 11 yıldır savaşta, 12 yıldır savaşta ekmek 55 kuruş abi. 55 kuruş, bildiğin 55 kuruş. Yani bizim 50 kuruşumuz var ya, o işte. Benzinin litresi 7,5. Hadi benzini anlarım, petrol üretiyor kendisi de Suriye, olabilir. Ekmek mekmek savaşta olmasına rağmen bizim onda bir fiyatı mı, 12'de bir fiyatına denk geliyor. Yazık ya. Yazık yazık. Gerçekten yazık. Ne yapıyorsunuz bu kadar parayı ya? Nereye harcıyorsunuz bu kadar parayı? İşte bak gelsin, vergilere yeni zamlar geldi. Müthiş bir haber abi. Verdiniz ya birkaç kuruş asgari ücretliye, memura, emekliye vesaire, geri alıyorsunuz işte. Bununla şimdi geri alıyorsunuz. 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının %50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışından getirilen telefon harcı ise 6.091 liradan 20.000 liraya yükseltildi. Ayrıca KDV oranları da artırıldı.
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı, tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara %50 oranında artış yapıldı. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçları yapılan artıştan hariç tutulurken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin lira olarak yeniden belirlendi. Yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücretleri 2015 yılında 131, 2016 yılında 138, 2017 yılında 149, 2018 yılında 500, 2019 yılında 1500, 2020 yılında 1838, 2021'de 2738, 2023 yılında 6091 liraydı. Resmi gazetede yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla da katma değer vergisi %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a çıkarıldı. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme içme sektöründe KDV Mart'ta %18'den %8'e inmişti. Yeni kararla bu ürünlerdeki KDV %10 olacak. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV %18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran %20 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV ise geçen yıl %8'den %1'e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak. Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Verginin oranı spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 5'ten %10'a, at yarışlarında %7'den %14'e, diğer şans oyunlarında ise %10'dan %20'ye yükseltildi. Hüseyin Yayman, arada bir çıkar televizyonlara, biliyorsun, sadece bize değil başka televizyonlara da çıkıyor. Yine öyle bir yayın kurumuna çıktı ve CHP'yi değerlendirdi Sayın Hüseyin Yayman. Niye CHP'yi değerlendiriyorsa bilmiyorum. Yani Sayın Vekilim, sizi çok severim biliyorsunuz. Hatay'da da çok ciddi sorunlarımız var. Sizlerle bunu hep konuşuyoruz burada. O enerjinizi harcıyorsunuz zaten Hatay'a ama tamamını buraya harcayın. Yani CHP değil. Bana ne abi CHP'den ya? Bakın, ben bir Hataylı olarak, beni CHP ilgilendirmiyor. AK Parti ilgilendirmiyor. MHP ilgilendirmiyor. İyi Parti ilgilendirmiyor. Bilmem neydi o HDP değil artık, Yeşil Sol mu? Yeşil Sol ilgilendirmiyor. Saadet Partisi ilgilendirmiyor. Gelecek Partisi ilgilendirmiyor. Siyaset beni ilgilendirmiyor. Beni Hatay ilgilendiriyor. Hatay'ın sorunları ilgileniyor. Sayın Hüseyin Yayman ise diyor ki CHP için, Mustafa Kemal Atatürk şimdi diyor çıksa, kurultaya aday olsa kazanamaz. Öyle bir delege sistemi var diyor CHP'de. Atatürk CHP'de kurultaya girse seçilemez. Değerlendirme AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a ait. Yayman katıldığı bir televizyon programında CHP'deki kurultay sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Mevcut denge yapısıyla Atatürk mezarından kalkıp gelse seçilemez. Yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu devam edecektir. Yerel seçimleri kaybettiğinde kendisi bırakacaktır. AK Parti milletin partisidir. Milletle birlikte yürüyen, milletinin sorunlarına çözüm bulan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesinde AK Partilileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargılayacağını söyledi. Kendisi dünyanın en pahalı otellerinden birinde tatil yaptı. Keşke deprem bölgesine gelerek depremzedeleri bir kere ziyaret etseydi. CHP bu yapısıyla ana muhalefet rolünü yerine getirememektedir. Bugün Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada 25 milyon oy aldık dedi. Bu söylem CHP'ye oy veren vatandaşları kandırmaktan başka bir şey değildir. Bu yapısıyla CHP'nin amacının Türkiye'de değil, parti içinde iktidar olma amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Bize ne Sayın Vekil? Bana ne abi CHP'den? Ben de CHP ile ilgilenmiyorum. Buradaki hiç kimse de ilgilenmiyor. AK Parti ile de kimse ilgilenmiyor. Demin saydım bütün siyasi partileri. Bize ne abi? Bize ne? Biz Hatay'ı istiyoruz. Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasını istiyoruz. Hiçbir siyasetçi umurumda bile değil. Hiçbir siyasetçi, hiçbir Hataylı'nın umurunda bile değil. Hataylı, Hatay'ın ayağa kalkmasını istiyor. Bakın esnaf ne halde? Uzun Çarşı'da gördünüz değil mi? Ne halde? Az önce verdik haberi. Kendi eşyalarını yakıyor. Çıldırdı Hataylı, çıldırdı, size söyleyeyim. Burasına kadar geldi artık. Can Atalay tutuklu milletvekili efendim. Tipliler eylem başlattılar. Hatay'da da vardı. 18 ayrı noktada oturma eylemi yaptılar.
Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay için eylem başlattı. Tip Hatay İl Örgütü kentte birçok noktada düzenlediği oturma eylemiyle duruma tepki gösterdi. Atalay kendisi için oturma eylemi başlatan Hataylılara cezaevinden mektup gönderdi. Ben yaşamaya çalışırken seçilmiş milletvekilimiz Can Atalay bizlerin mecliste sesi olacak. Hukuki süreçlerde savunucumuz olacak. Şehrimizi beraber inşa edeceğiz. Haklarımızın artık gasp edilmesini istemiyoruz. Sözlerimiz ve sorunlarımıza kulak tıkanmasını istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Genel Kurulu'nun kararları var. Anayasanın 83. maddesine göre çoktan serbest bırakılması gerekirken 53 gündür milletvekilimiz tutsak ediliyor ve görevini icra edemiyor. Konu tartışmaya dahi açık değildi. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluğunun devam etmesine tepkiler sürüyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Serak Adıgil ve Ahmet Şık ile birlikte tutuklu TİP Hatay milletvekili Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlatmıştı. TİP Hatay İl Örgütü de Atalay'ın tutukluluğuna tepki göstermek için il genelinde birçok noktada oturma eylemi düzenledi. Hukuki açıdan hiçbir tartışma konusu olmadan Can Atalay'ın bir dakika dahi cezaevinde tutulmaması gerekiyor. Bizler yıkılan evlerimize, hayatlarımıza rağmen bugün çadırlarımızdan çıkıp sesimizi herkese duyurmaya geldik. Bugün bütün bu çileleri çekmemize neden olan ise Anayasa Yüksek Mahkemesi'ni tanımadığını söyleyen tek adam rejimidir. Güvercinli Park, Uğur Mumcu Meydanı ve Abdullah Cömert alanının da yer aldığı 18 farklı mahallede eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. Halkın ve meclisin iradesi gasp ediliyor. Milletvekilimiz Can Atalay Silivri'de esir tutuluyor. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki Hatay halkı olarak serbest bırakılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kentimizin yeniden inşası ve halkımızın korunması için milletvekili Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Atalay'da tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden Hataylılara mektup gönderdi. Yetkililerin 6 Şubat'tan önce deprem olacağını bilmiyorduk diyemeyeceklerini belirten Atalay, bilmedikleri, bilinmeyen hiçbir şey yoktu. Fayın nerede olduğu, kırılmanın şiddeti, depremin nereleri etkileyeceği, zeminin niteliği, güvenli binaların nasıl, hangi malzemeyle, hangi teknik hizmetler alınarak ve hangi denetimlerden geçirilerek yapılması gerektiği biliniyordu, dedi. Can Atalay'la devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay için eylem başlattı. TİP Hatay İl Örgütü kentte birçok noktada düzenlediği oturma eylemiyle duruma tepki gösterdi. Atalay kendisi için oturma eylemi başlatan Hataylılara cezaevinden mektup gönderdi. Hep söylerler 1999 Ağustos depremini milat alalım diye. 1999'dan bugüne tam 24 yıl geçti. Bunun 22 yılı bu iktidarla geçti. Çeyrek asır kentler düzeyinde, binalar düzeyinde bu kadar büyük ölçeklerle bile önlem almak için fazla yeterli bir süredir. Tercihleri insanımızı sakınacak, içinden sağ çıkabileceği elverişli ve nispeten ucuz, kitlesel bir deprem seferberliği değil, inşaat ekonomisini harcayacak, sadece rantı yüksek yerlerde bina yıkıp yeniden yapmak oldu. Daha dün İzmir depreminden sonra bizzat Erdoğan, rakamlarla mevcut dönüşüm modelinin derde derman olmadığını, bu modelle ancak 100 küsur yıl sonra dirençli bir yapı stoğuna erişebileceğimizi itiraf etti. Hızlı tarama saptama ve örneğin insanın sağ çıkabileceği güçlendirme seferberliği yerine bir kısım müteahhidi daha da zengin etmeyi ekonomik genişleme olarak yıllarca pazarlayanlar sorumludur. Hatta il sınırları içerisinde sağlam hastane kalmadı sorumlular. İskenderun Devlet Hastanesi'nin riskli olduğu 2012'de saptanmışken tam 11 yıl hiçbir şey yapmayanlar sorumludur. Antakya, Defne, Samandağ, Arsus, İskenderun başta olmak üzere Cumhuriyet'in göz bebeği Hatay'ı böyle bir acıya mahkum edenler sorumludur. Arama kurtarma faaliyetlerini ve devlet örgütlenmesini tahrip edenler, insanları günlerce enkazda, yakınlarını çıplak elle enkaz başında bırakanlar sorumludur. Yazın, sarı sıcağın ortasında doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları yerleri terk etmeyen insanlara geçici barınma olanaklarını hala sağlamayanlar
sorumludur. Utanmadan depreme fırsat muamelesi yapmayan ve Antakyalıları, Defnelileri, Samandağlıları, Payaslıları, İskenderunluları bütün Hatay'ı başkalaştırmaya, kendi dar dünyasına uydurmaya çalışanlar sorumludur. Bu kadim kentin planlarını İstanbul'da bürolara sipariş edip halktan kaçırmaya çalışanlara yine bu halk izin vermeyecek. Her yerde ama Hatay'da mutlaka yurttaşın hakkını tanıyan kentin tarihine, kültürüne, çoğulculuğuna yaraşır, halkın katılımı ve denetimiyle bir yeniden inşanın yorulmayan takipçileri olacağız. Sadece en alttaki sorumluların değil, sistematik şekilde insanın canını değil, rantı önceleyen tüm sorumluların gerçek suçlarından, gerçek bir yargılamayla hak ettikleri adaletle yüzleşmeleri, yalnızca kaybettiklerimize değil, gelecek kuşaklara da borcumuzdur. Alelacele döktükleri molozlar insana, toprağa, suya, havaya her geçen gün daha fazla zarar veriyor. Bu tahribatı derhal durdurun. Biz insan, su, toprak ve hava için adalet arıyoruz. Adalet istiyoruz. Hem bugünümüz, hem dünümüz, hem de yarınımız için adalet. Sadece adalet değil, bu yıkımın yaralarını saracak olan biricik şey dayanışmamızdır. 5 aylık sürede gördük ki bizi yaşatan yine yurttaşların dayanışması oldu. En zor koşullarda birbirimize uzattığımız el hepimize umut oldu. Bu dayanışma aynı zamanda yeni bir yurttaşlık bilincinin yolunu da açtı. Şimdi hep birlikte bunu büyütmeye ve önümüzdeki yıllar için o sözü birbirimize vermeye Hataylılar ne der? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Ve Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Altınözü ilçesinde mahalle muhtarları ve sakinleriyle bir araya geldi. Elbette sorunlar konuşuldu. Çözüm noktasında ne yapılabilir? Onlar konuşuldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Altınözü ilçesinde mahalle muhtarları ve sakinleriyle bir araya geldi. Dokuzdal, Yanıkpınar, Tokaçlı, Seferli, Babatorun ve Çetenli mahallelerinde ziyaret gerçekleştiren Lütfü Savaş, şehrin toparlanmasına ilişkin konuştu. Sağlığımız için, huzurumuz için, can güvenliğimiz için bilim ne diyorsa onu yapacağız. Bakan Bey'le toplantı yaptık. Sonra yardımcısıyla yaptık falan. Biz de Hatay'ın konuşlanacak bütün yerlerin zemin etüdünü yapmıştık daha önce. O zemin etüdüne göre ev yapmak lazım. 4+1 gibi duruyor ama dere yataklarına, asi kenarına 60 metreye yakın yaptırılmayacak. Bir de tabii zemin etüdüne göre izin vermek lazım. Hatay'daki imar ile alakalı bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Antakya'nın cazibesini kaybettirmeden yapılandırmak lazım. Bunun kanun çıkması lazım. Bunu bakanla görüştüm. Her ilçeye bir büro kuracağız. O büroda imar izni vereceğiz. 100 metre karelik ev için devletten 500 bin lirası hibe, 500 bin lirası kredi olmak üzere 1 milyon kredi verilecek. Ama yarısını alacak devlet, yarısını almayacak. 2 yıl ödemesiz, 10 yılda ödeyeceksiniz parayı. Üreticiler için destek çağrısı yaptı. Depremde yaralarımızı sarmaya başlayalı 5 ay oldu. 5 aydır Hatay'ı tekrar ayağa kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Ama Hatay'ın kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Bunlardan bir tanesi de Altınözü biberi. Hatay'ın her tarafından her şeye rağmen bereket fışkırmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de bunları afiyetle yemeye devam edecek. Allah Rabbimiz sema yuvaffakini yurzakini yujib shighlik ar-ras inshallah. Al-akhbar al-yawm haqqat bas. Bikra sabtmek, sabtul ahadana fi yawm tatnan inshallah 19:30'da Allah izin verirse yeniden birlikte olacağız. Dalallah inshallah.